Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital pazarlama notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır Google sonuçlarında görünen sayfa başlıklarının Google tarafından H1 başlık etiketiyle değiştirilmesine şahit olmaktayız. Bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Google'dan çeşitli açıklamalar yapıldı. Bundan sonra H1 kullanacağız vesaire şeklinde. Ancak yükselen seslere kayıtsız kalamadı Google ve geçtiğimiz hafta Cuma günü bir açıklama yaptılar. Ve bundan sonra %87 oranında sayfa üzerinde görünen sayfa başlığını Google sonuçlarında göstermeye devam edeceklerini belirttiler. Gelen geri bildirimler için teşekkür ettiler. Aslında siz beni yanlış anladınız minvalinde bir açıklamaydı bu. Ve dolayısıyla aslında tepkimizi göstermiş olmak ve ortaya konan bir takım yanlışların Google tarafından da fark edilmesi bunda etkili oldu diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra yani sayfa başlığı Google sonuçlarında sayfa üzerinde yer alan sayfa başlıkları mı yoksa H1 başlık etiketi mi görünüyor? Nasıl optimize edelim sorusunun cevabı da aslında verilmiş oldu. Doğal olarak artık sayfa başlıkları en ön planda dikkate alınacak. Dolayısıyla bu kararsızlık da ortadan kalkmış oldu. Evet, bu Search Pilot tarafından yapılan ilginç bir SEO split test sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu teste göre bir web sitesinin ana sayfasının footer bölümünde yer alan iç link dediğimiz linklerin sayısının 30'dan 100'e çıkarılmasının link verilen sayfalara olan etkisi ölçümlenmiş. Yani link verilen sayfaların organik trafiği artmış mı artmamış mı bunu gözlemlemişler. Buna göre gerçekten İç link verilen sayfaların organik trafiğinde bir artış gözlemlenmiş. Bu artışın daha ziyade desktop versiyonda olduğu, mobilde de bir artış olduğu ancak desktop'a göre biraz daha düşük olduğuna dair bir case study yayınlamışlar. Tabii ki bu case study'nin sonuna da bir not eklemişler. Bu demek değil ki ana sayfanızın footer bölümünü iç linklerle doldurun. Tabii ki burada aşırıya kaçmamak yine önerilen bir şey. Ancak bu case study'den çıkartacağımız sonuç, sitenizin footer bölümündeki linkleri kontrol etmek gerçekten önemli sayfaları bu bölümden besliyor muyuz iç linklerle ona bakmak ve şunu da asla unutmamak, her sektörde bu footer linkler kullanılmıyor. Örneğin bazı emlak sektöründe vesaire pek çok farklı sektörde footer linklerini çok zengin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu bir pattern oluşturuyor aslında. Google bot burada pazarın büyük oyuncularının da böyle bir davranış sergilediğini gördükten sonra küçük oyuncuların bunu yapmasını çok yadırgamıyor. Ama hiç böyle footer linklerinin kullanılmadığı bir başka segmentte çok fazla sayıda footer link koymak ters tepebilir. O yüzden bunu da bağlamında değerlendirmekte fayda var. Evet, sevgili Koray Tuğberk Übrü'den harika bir yazı paylaşmak istiyorum. Brand SERP ya da marka SERP. SERP, arama motoru sonuç sayfalarının İngilizce Search Engine Result Page'in kısaltması. Burada Koray bu makalesinde Brand SERP'te, yani bir marka adı yazılımında çıkan arama motoru sonuçlarının Google nezdindeki öneminden ve burada yapılacak optimizasyon çalışmalarından bahsediyor. Uzunca bir makale ancak çok kıymetli, yani sindire sindire okumakta fayda var. Koray'a buradan çok teşekkür ederim. Kendisi bu kadar çok müşteriyle bir yandan haşır neşir olurken nasıl bu kadar üretken olabiliyor? İlk fırsatta kendisine sormayı planlıyorum. Evet, eminim hepiniz, yani çoğunuz Screaming Frog SEO aracını kullanıyordur. Ben burada bugün Screaming Frog'un farklı bir kullanım amacından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki tasarım aşamasındaki çoğu sitede Lorem Ipsum ile başlayan bir metin öbek vardır. Bu özellikle taslak ya da şablon tasarımlarda çok sık kullanılır. Bazı durumlarda da site yayına alınsa da kullanılmaya devam eder. İşte böyle durumlarda acaba sitenin bir kıyısında köşesinde bir yerde Lorem Ipsum metin öbeği kalmış mı diye merak ediyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz Custom Search modülünü kullanarak Screaming Frog'un bunları tespit etmek olası. Evet, Etsy
pek çok Türk girişimci tarafından da tercih edilen, özellikle Amerika'da çok yaygın olarak kullanılan bir tür pazar yeri. Burada yapılacak satışları bir araç kullanmadan arttırmak pek mümkün görünmüyor. Bu aracı Alper İskender'in Twitter paylaşımıyla fark ettim. Etsycheck.com ücretsiz bir araç. Etsy pazar yerlerine yönelik değerli bilgiler, içgörüler sunuyor. O yüzden Etsy ile ilgilenenleriniz varsa aranızda bu aracı kullanmalarını tavsiye ederim. Evet, Product Hunt benim çok sık göz attığım, ne oluyor ne bitiyor diye havayı kokladığım bir site. Bu hafta da Marketing for Startups isimli bir e-kitapçık gözüme çarptı. Kitapçığı indirdim ve gerçekten pazarlama ile ilgili, dijital pazarlama ile ilgili çok kıymetli bilgiler paylaşılıyor. Çok ilginç, daha önce hiç denemediğim bir takım taktikler fark ettim. Özellikle startupların başlangıç aşamasında müşteri kazanmak yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi gibi. O yüzden girişimci arkadaşlara bu kitapçığı edinmelerini, ücretsiz zaten indirmelerini ve okumaya başlamalarını tavsiye ederim. Evet, bu hafta yine YouTube'dan ilginç bir açıklama yapıldı. YouTube video önerme algoritmasının nasıl çalıştığına dair ilginç bir açıklamaydı. Ben de Medium blogunda sizler için buradaki açıklamayı özetledim. Eğer bir YouTube kanalınız varsa bu açıklamaları okumanız gerçekten faydalı olabilir. Bu hafta LinkedIn şirket hesaplarına sessiz sedasız yeni bir analytics özelliği ekledi. Şu an görmüş olduğunuz bu metriklerde. Özellikle bu şu competitors bölümü benim çok ilgimi çekti. Acaba LinkedIn bizi kimle rakip olarak görüyor şeklinde analizler yapmak için dahi kullanabileceğiniz yeni bir modül geldi. Henüz çok başlangıç aşamasında, belki ilerleyen zamanlarda daha da işlevsel hale gelecektir. Ancak yine de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Dijital Pazarlamada Güncel Araştırmalar, Cansu Torkadıoğlu tarafından yazılmış. İlginç bir kitap. Bazen böyle kıyıda köşede kalmış kitaplar ilginç fikirler edinmemizi sağlayabiliyor. Ben de bu kitaptan çok faydalandım. Sizlere de okumanızı tavsiye ederim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar, dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.